Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan son durumda karşınızdayım. Yaklaşık bir haftadır yeni video çekemiyorum. Bunun nedeni kullandığım telefonda teknik bir arıza oldu. Bu sebeple maalesef videolarda gecikmeler olabilir. Bunun için sizden özür diliyorum. Şimdi önemli gelişimler var. Bu arada arkadaşlar, abone sayımız 600 oldu. Abone olan herkese çok teşekkür ederim. İnşallah kısa zamanda daha büyük kitlelere ulaşırız. Abone olduğunuz için tekrardan çok teşekkür ederim. Şimdi son durumumuzu geçelim. Bildiğiniz üzere bir önceki videomda bu küpte cüce vatozum yumurtlamıştı. Hem de bu yumurtlama sayısı diğerlerine nazaran daha çoktu. Adet sayısı bu sefer de daha fazlaydı. Öyle anlatayım. Bu yumurtalar tabii bu süre zarfında çıktı ve keselerinden kurtuldu. Şimdi ben bunları şurada köşede duran yavruluğa aldım. Size bunu göstereyim. Şimdi yan tarafta olduğu için biraz sıkıntı oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. Tam tamına 110 adet cüce vatoz yavrum var. Şöyle yaklaştıralım. Görmüş olduğunuz gibi 110 adet cüce vatoz yavrum var. Yapışsınlar diye böyle tuğla parçaları da koydum. Biraz da onun altında. Şöyle daha net olsun. İçlerinden de arkadaşlar bir tane albino yavru çıktı. Çok nadir de olsa bir tane. Çünkü annesi albino, babası klasik. Bir tane de artık albino cüce vatoz yavrumuz olacak inşallah. İkinci büyük gelişme diyeyim. Lepsidesimde karnı anormal derece şişti. Önceki günlere göre. Ben de onu şu şekilde bir cam bölme yaptırmıştım. İçinden aldığım aparatları da taktım. Böyle bir bölme oldu arkadaşlar. Buraya saldım. Burada hem lepsites var. Yavruları kaçsın diye işte saklansın diye buraya bitkiler falan koydum. Hem de arkadaşlar buraya tekrardan bitki tohumu ektim. Bakalım tekrar deneyeceğiz. Bu satın aldığım bitki de arkadaşlar gitgide uzamaya başladı. Bakın şurada bir yaprak daha çıkardı. Devamlı yaprak çıkarıp uzayıp gidiyor. Bu artık tuttu. Onda bir sıkıntımız yok. Bu bitkilerde arkadaşlar çürüme yok ama yapraklarına bazılarına düşme oluyor. Nasıl düşme oluyor? Mesela şu gibi. Ama kökleri en dibe kadar ulaştı. Bunu ben görebiliyorum. Bazıları yanlarda kaldığı için camdan görebiliyorum köklerin geliştiğini. Ama bazı yaprakları tabii ki çıktı. Bazıları soldu, bazıları çıktı artık. Ne olacak bilmiyorum. Önceki videolarımda çöpçülerim yumurtlamıştı. O videolardan sonra artık 6 mı oldu, 7 mi oldu saymadım. Devamlı çöpçülerim yumurtlamaya başladı. Bugün tekrar yumurtladılar arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim. Isıtıcının camında 3 adet çöpçü balığı yumurtası var. Çıkar çıkmaz tartışılır orasını bilemem ama artık devamlı yumurtlamaya başladılar. En kısa zamanda metilen mavisi alacağım. Metilen mavisi kullanarak çıkartmayı deneyeceğim. Çünkü yumurtalar mantarlaşıyor. Hem de küçük bir akvaryum alacağım yumurtaları daha garanti olsun diye. Bir de öyle deneyeceğiz. Şu aralar sınavlarım da var. O yüzden fazla ilgilenemiyorum. Tabii ilgilenmiyorum derken sadece şey yumurtalara falan zaman ayıramıyorum. Bu sınav işleri bittiği zaman ayrı bir akvaryumda metilen mavisiyle beraber yumurtaları çıkarmayı deneyeceğiz. Şöyle Lay's 44'leri de göstereyim. Tabii ekranda belli olmuyor maalesef. Renkleri çok açık sarı olduğundan yansıma yapıyor. Dediğim gibi arkadaşlar işte cüce vatozlarımızı küpten çıkardık. Tam tamına 110 adet. Tekrardan göstereyim. Çok kısa oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar.
Tam tamına 110 adet cüce vatoz yavrusu. Şimdi her yer cüce vatoz yavrusu oldu. Şimdi bir önceki batım yavruları da görüyorsunuz. Her yerler. Akvaryuma salmıştım. Bol bol dip yem atıyorum ki bunlar hemen gelişip büyüsünler. Hem de aç kalmasınlar diye. Arkadaşlar bu son durumda böyle olsun. Tekrardan abone olan herkese çok teşekkür ederim. İnşallah daha büyük kitlelere ulaşırız. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada videolarda gecikme olabilir. Bu sınavlardan dolayı. O yüzden kusura bakmayın. Ama fırsat buldukça bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.